Evet. Herkese merhaba. Wow Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'a hoş geldiniz öncelikle. Beni ee, benim Pekat Can e, çok uzun yıllardır e, ağırlıklı olarak müzik olmak üzere kültür sanat alanında yazılar yazıyorum, programlar sunuyorum. Bugün burada olmak benim için de gerçekten çok önemli ve çok güzel. İki gün boyunca birbirinden güzel e, panellere e, tanıklık edeceğiz. Birbirinden güzel etkinlikler gerçekleşecek Müze Gazhane'nin her bir köşesinde ee, birazcık festivalden ben bahsetmek istiyorum. Kadınları ve kız çocuklarını destekleyerek onların karşılaştıkları güçlükleri ve daha eşit bir dünya için getirdikleri çözümleri görünür kılan WoW Dünya Kadınları Festivali, WoW Dünya Kadınlar Vakfı ve British Council ortaklığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile ilk defa İstanbul'un kültür mirası ve yeni yaşam alanı olan Müze Gazhanede bu sene gerçekleşecek. Bugüne kadar WoW Dünya Festivali birçok yerde gerçekleşti. Altı kıtada, 30'dan fazla şehirde, 3 milyondan fazla kişiye ulaştı. Festivalin İstanbul ayağını hep birlikte öncelikle açıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu seneki hashtag, Birlikteyiz, hakikaten de iki gün boyunca hep beraber birlikte olaraktan burada bu festivale tanıklık edeceğiz ve ben de bunu tanıklık ediyor olmaktan dolayı da başında da söylediğim gibi çok mutluyum. Ee, sahneyi değerli açılış konuşmalarını yapmayı e, konuklarımıza bırakmadan önce Vov WoW İstanbul'un bu seneki çerçevesinden bahsetmek üzere Vov WoW İstanbul e, Türkiye Küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra Aysun'u sahneye davet etmek istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün burada olmak o kadar güzel ki... E, Sözleri bulmaya biraz zorlanacağım sanırım. Halbuki notlarım var. Ama 2017 yılından itibaren bu anı yaşayabilmek, birlikte olmak üzere çalışıyoruz. büyük bir grupla izninizle sizlere hem biraz festivalden bilgi vermek, hem de kimler bugünü mümkün kıldı, onlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet, iki gün boyunca kültür ve sanat alanının sağladığı yaratıcı ve kapsayıcı alanla Birleşik Krallık'tan ve Türkiye'den katılacak sanatçı ve profesyonellerle birlikte müzik, performans, konuşmalar, sohbetler, mentorluklar ve atölyeler yoluyla kadınların hikayelerini ve seslerini dinleyeceğiz. Birbirimizden ilham almak, birbirimize ilham olmak üzere bir grup samimi bir paylaşımla bu iki günü geçirmek üzere heyecanla günümüze başlıyoruz. Amacımız kültürel ve yaratıcı ifadelerin özgürlüğü, kolektif eylemi, eşitliği, gelişimi ve adaleti savunan bir platform olarak Vav wow İstanbul'u sizlerle paylaşabilmek. İzleyicilerimiz eş zamanlı devam eden etkinliklerle kendi festivallerini kendileri programlayabilecekler. Ama bütün festivali birlikte açıp birlikte kapatacağız ve bunu hem değerli konuşmacılarımızla hem de birbirinden etkileyici müzisyenlerimizin seslerini duyarak konserlerimizle yapacağız birbirinden ilham verici kadınlardan pandeminin, iklim değişikliğinin ve yoksulluğunun, yoksulluğun devam eden etkilerine karşı kent kadınları için dayanışmanın hikayelerini dinleyeceğiz. İki gün boyunca ayrıca katılabileceğiniz birbirinden farklı atölyeler bizlere destek olarak bu zorlu hava şartlarında hala bizimle birlikte olmayı kabul eden sivil alan bölümümüzü oluşturan 24'ten fazla farklı sivil toplum kuruluşlarımızla tanışabilecek, konuşabileceksiniz. Ve bu seneye özel çok değerli programlamalarımız var, işbirliklerimiz. Beats by Girls, Beş Harfliler, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve Sirius Müzik ile bu seneye özel programlamalar yaptık. Hepsine bütün katılımcılarımıza davetlerimizi kabul edip bab İstanbul ailesinin bir parçası olmayı kabul ettikleri için çok teşekkür ederiz. Ve gelelim festivalimizin değerli danışma kurulu üyelerimize. İzninizle alfabetik sırayla bahsetmek istiyorum. Konuşmacı ve içerik geliştirmedeki değerli destekleri için bütün emeklerini bizden ayırmayan sevgili Asena Günem, festivalimizin müzik hastanede olmasını sağlayarak bu muhteşem şehir tiyatroları sahnelerini bize açan, programlamaya fikirlerini büyük bir istekle veren sevgili Kültür Daire'den Figen Ayhan Karakelle, Vav wow, İstanbul'un kapsayıcılığı için değerli bilgilerini bizden esirgemeyen sevgili Gamze Sofuoğlu, son bir yıldır sadece İstanbul'da olmasına rağmen bu kısa sürede edindiği tüm şehir dinamiklerini bizlerle paylaşan sevgili Nurcan Baysal, Vav wow, İstanbul yolculuğumuzun en başından beri yanımızda olan ve bu sene hem İKSV alt katın İstanbul programlamasını hem de kültür politikaları çalışmaları departmanının kapanış panelini sahiplenmesini sağlayan sevgili Özlem Ece. Havle Derneği Derneği'ni ailemize katmanın yanı sıra bu sene çok özel bir performansla bir müzisyen olarak bizlerle olacak olan Rümeysa Çamdereli. Festivalimizin bu seneki sözü olan birlikteyiz'i, müzikle var edecek olan birlikte söylüyoruz konserini mümkün kılan sevgili Ülker Uncu. Ve elbette İBB ile bizi ilk kez bir araya getiren sevgili Zelal Yalçın'a içten teşekkürlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu festival kolektif bir gücün ürünü. Büyük bir emekle, özveriyle inançla çalışan bu büyük grubu e, hep birlikte sizlerle e, bahsediyor olmak, onlara teşekkür ediyor olmak benim için büyük bir onur. Ve elbette <laughs> gelelim festivalin en zor işini sorumlanan, eki, e, yüklenen ekibe sevgili festival prodüktörümüz Ayşegül Turfan e, liderliğinde pozitif ekiminin dinamik genç kadrosu. Tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Müze Gazhane çalışanları ve elbette ailem olan British Council ekiplerine ve kapsayıcılık danışmanlıklarıyla başından beri yanımızda olan Erişilebilir Her Şey ekibine çok teşekkür ederim ve en önemlisi sizlere İyi ki birlikteyiz, iyi ki buradayız. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler demek istiyorum Esra Ağyusun'a. Ee, muhteşem bir şekilde anlattı zaten festivali. Onun da söylediği gibi iki gün bizi dolu dolu bir içerik bekliyor. Ben de son olarak izninizle iki noktaya daha değinmek ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Vov İstanbul Festivali'nin az önce Esra Aysun'un da söylediği gibi erişilebilir her şeyi danışmanlığında festivali herkes için daha kapsayıcı yapabilme hedefiyle festival boyunca simultane Türkçe ve Türkçe işaret dili çevirisi ki festival boyunca bunu sahnelerde ve her yerde göreceksiniz ve simultane Türkçe İngilizce sesi çeviri yapılacağını ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan izleyicilerimizin de rehberlerimizin bulunduğunu herkes için rehberlerimizin bulunduğunu belirtmek isterim öncelikle ve onlara da çok teşekkür ederim. Ayrıca British Council koruma politikası çerçevesinde çocukların ve yetişkinlerin korunmasına ilişkin festivalimiz kapsamında hiçbir çocuğun veya yetişkinin bizimle temasları sırasında zarar görmeyeceği ve sömürülmeyeceği güvenli bir ortam yaratmayı amaçladığımızda belirtmek isteriz. Herhangi bir endişe durumunda lütfen iletişim bilgilerimizi festival alanındaki pano veya bilgi noktalarımızdan temin ederek bizlerle iletişime geçiniz. Ee, dedikten sonra yavaş yavaş ilk panele de geçmeden önce festivalin açılış konuşmasını yapmak üzere British Council Türkiye Ülke Direktörü Cherry Gaff'ı sahneye davet edelim alkışlarınızla. Müzik Good morning, everybody. Um, I have the huge good fortune to be the director of the British Council in Turkey, which must be one of the best jobs in the world. So, thank you, Turkey. It's been an amazing experience being here. But I'm here on behalf of the British Council just to welcome you to WoW Istanbul 2022. I think some of you are old friends of the British Council and you know us well. But maybe for some of you who don't know us as well, I just wanted to say two or three words about what we do and why we do it. We are the oh excuse me. <laughs> we are the, uh, the U.K.'s International Organization for Cultural Relations. So what we mean by that is basically culture, education. are the areas that we work in. But what we do, our, our, our mission, our aim, is to create connections. To create links, to create friendships between other countries and the UK. Um, and we do that, we've been doing that in Turkey for over 80 years, I'm very proud to say. Um, and obviously, over those 80 years, we have worked with a lot of absolutely inspiring women. And if you're interested to hear the stories of some of those women, we've created a new website. Well, we created a website last year called 80 Years, 80 Women. And it's the stories of 80 women who worked with the British Council over not all of those 80 years. We didn't manage to find anybody from 80 years ago, but stretching back to the 1970s to now. So please do have a look at 80 Years, 80 Women, to see some, some of the women that we've worked with over the 80 years in Turkey. So, as I say, the British Council's work is all about connections, it's all about friendships, it's all about long term relationships. and wow is a fantastic example of how that can happen i think everybody as soon as we hear about wow the idea of bringing together people from different groups different communities people with different agendas people from the arts people from civil society to meet to interact to learn from each other to share experiences and to champion what women can be and what women can do I know that Jude will tell us more about WOW and the history of WOW, but it's a perfect example of that role of bringing people together and making connections. And I'm really delighted. I mean, I know the weather's not helping, but, you know, women, we're tough. We can put up with this. We, the, the, you know, that we're doing this, this, uh, this festival face-to-face -face this year. We had a huge audience last year online, and that was great. and we were delighted that we were able to reach people with our first festival online but doing it face to face here despite the snow despite the problems i think is just fantastic and i'm so looking forward to seeing people making those new connections in the way that really you can only do face to face so just a few thanks i know Ezra has has already has already thanked many of our of our partners and colleagues on this, but I would like to just offer a special thanks to Shengul Altan Aslan, Deputy Secretary General of the Istanbul Metropolitan Municipality. And we'd like to pass on our thanks to the whole of the municipality, uh, Shengul, Be Shengul, <laughs> um, at the whole of the municipality for their support um particularly around the thinkins it was great working with the municipality who could introduce us to different communities of women in istanbul um providing this amazing venue absolutely fantastic uh, and also thank you for running the children's workshops so that women can bring their children here and don't feel limited in that way i'd like to thank my colleagues at the british consulate general in istanbul who've offered huge amount of support Um, and also helped us with some of the other thinkings that we've done. and of course, the teams from the well WOW foundation, thank you so much for your collaboration, working with us on this. this is absolutely brilliant. Um, i'd like to thank my british council colleagues, ezra, where's ezra? <laughs> uh, and jill and other colleagues who've absolutely supported this. and it's been a, it's been a huge piece of work putting all this together. Um, And of course I'd really like to thank our speakers from the UK and Jude for making it here uh despite all the challenges uh of the weather and cancelled flights um everybody has managed to make it which is fantastic and we're really looking forward to hearing from you. Okay. Well, every time that I hear Jude Kelly talk about the Wild WOW Festival You know we often talk about people being inspirational and feeling inspired by somebody. Um Jude is a genuinely inspiring speaker and an inspiring person. And it's just wonderful to hear her think to to hear her talking about well wow and what wild wow can do and how bringing women together in this way can make a huge difference to people's lives. So I'm going to stop talking and I'm going to ask Jude To come and talk to us. And I'm so looking forward to hearing what she's got to say. So thank you so much for making it. And let's have a great weekend. Thank you. <laughs> thank you. Hello. Well, we got here. Everybody who's here, we got here. And uh, there's, a, there's a phrase which is we're enough. Every single one of us is here on a snowy Saturday morning. Because you want to have a different world. And that world is something that we've never seen. I mean, it's a very strange thing to think that we are gathering on a Saturday morning to discuss gender, if you think about it, right? Because what it means is that the debate about power and the distribution of power still walks onwards. Into the future for our boys, our girls, our grandchildren, we still need to discuss this power imbalance and all the implications of the power imbalance for everyone. So it's peculiar because I sometimes imagine a different life where on a Saturday morning I'm, I don't know, playing football or I'm doing dance exercises or. Smelling flowers or something, and not discussing gender. Um, but about mm, 13 years ago, I felt that as a powerful woman in my career and an experienced woman in my life, I needed to be very honest with my own friends. family and all strangers that i meet and say people who gave me power who got me education who got me um birth control who got me all kinds of opportunities they've allowed me to stand here and i now need to keep it going the fight the change the the conversation so that's why i started wow i felt as if we couldn't avoid the conversation about gender we had to keep doing it even though it's tiring and sort of bewildering um, and that's why i decided to start the wow festivals because i love celebration and i know that celebration makes you feel happy and alive and connected to history and makes you fall in love with human beings which is why we fight for equality because we want human beings to have the best for themselves. And now the Wow Festivals, as you heard from Ezra and Cherry, are around the world in many, many places. And as I was just sort of listening to Wow in Turkish, which is very exciting, Wow in Turkish, I was imagining that the women in the theatre, the Apollo Theatre in Harlem. which is a fantastic theatre built on the legacy and the inspiration of black people in Harlem looking for how their identity can be celebrated i'm thinking about the wow in Harlem and how they would love to be here to connect you know to know that wow in turkey wow in Harlem or wow in Pakistan or wow anywhere around the world in the end We're all gathering on Saturday mornings and Sunday mornings to discuss gender all over the world. And that is both thrilling and sad. So, both of those things together. Um, but we certainly know that if we look back 100 years, life for women and men has changed hugely. In terms of power, hugely. So, we know that in another hundred years, it will be different again. And I believe better because we trudge through the snow to discuss it and then work out what to do. So, I'm very happy to be here. I know I'm going to be talking uh, w with some questions shortly, so I'll be able to think more about the things that have made me do what I'm doing. But I really want to thank uh, the municipal municipality enormously, and also this beautiful venue. It's a really fantastic venue. Um, I'd like to thank all everybody who's making this festival accessible, because even if you're only talking about one or two people here that immediately need it here, it tells us that unless everybody's included. We will be making a world that still has the wrong power. So, we, you know, it is about making sure that, as you say, we are together and expanding the idea of who we are. We isn't me plus some other people I've happened to remember. We is everybody that we could imagine being here, even though they can't. So, the venue is so exciting, and thank you for supporting wow. the british council have been an amazing partner in lots of parts of the world. Um, and not just because it's an institution of 80 years, but because it's full of fantastic people, like jill, like sherry, like, and of course like ezra. so we're pleased to be in partnership. we hope this weekend is fantastic. i will, i, I just want to be around and you tell me everything i need to learn about turkey, Turkish people, Turkish thinking, and I stand obviously as a, a white woman, a white cisgendered woman from the north of England. So that's just my experience. I can't represent women everywhere, nor can you, but you can represent many women and their thinking in Turkey. And that will go into the kind of bigger story of these conversations across the world. So it's great to be here. Thank you very much, and I'll see you shortly. Jutkeliye <laughs> <laughs> evet, de e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, açılış konuşmalarımızın sonuncusunu yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Çengül Altan Arslan'ı sahneye davet ediyorum. Ben kürsüyü kullanacağım ama çok kürsü merakım olduğundan değil, bu çok nefis hazırlanmış kürsüye gereken ilgiyi vermek açısından <laughs> bir kullanan olsun. Hepiniz bu heyecan verici festivale hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizleri bir araya getiren ülkemizde ikinci kez düzenlenen ancak bu yıl ilk defa fiziksel olarak düzenlenen Vav WOW Dünya Kadınlar Festivali'ne katkı sunmaktan ve müze gazhane de ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduğumu, heyecan duyduğumu belirtmek istiyorum. İkinci kez işbirliği yapıyoruz dediğim gibi Vav wow, Dünya Kadınlar Festivali ile. Bir kere bu bizim bu işbirliğinin bizde çok özel bir yeri var çünkü bu festivalin temsil ettiği değerler ve kreatif yaklaşım bizim İstanbul için gerçekleştirmeye çalıştığımız herkes için daha eşit, daha mutlu bir kent yaratma vizyonumuz ile son derece anlamlı uyumlu bir anlayış sergiliyor. Sahip olduğumuz yaratıcı ve sürdürülebilir araçlarımızı disiplinler arası bir yaklaşımla çeşitlendirerek ...daha eşit bir dünya kenti yaratma yönündeki güçlü hedefimiz bir, e, bizleri birleştiriyor. İstanbul'un görmezden gelinen yaralarını göreve geldiğimiz günden beri bilim, sanat ve ortak aklın gücüyle e, sarmak... ...ve bu kentin hak ettiği büyük dönüşümü gerçekleştirmek için çalışıyoruz. E, bütün gayretimiz sesi duyulmayanların sesi olmak ve kaybolan umutları yeniden yeşertebilmek... Geçtiğimiz iki yıl hepimiz için son derece zorlu geçti. İnsanlık tarihi türlü felaketlerle, yeni normallerle ve sonu gelmeyen yepyeni krizlerle karşılaştı. Biliyorum hepimiz günlerimizi üst üste gelen onlarca sorunla baş etmek üzere evden çıkıyoruz. Hayatta kalabilmek için her gün yepyeni mücadele biçimleri öğreniyoruz. Salgınlar, İklim krizleri, ekonomik krizler, derinleşen yoksulluk ve sınırlarımızı sarmalayan savaşlar devam ederken çözüm yollarını her zaman dayanışmada buluyoruz. Bizler bugün sivil inisiyatiflerde, kamuda ya da özel sektörde milyonlarca farklı insanız. Ancak önce barışın ve huzurun tesis edilmesinde elini taşın altına koyan kadınlarız. Bu nedenle bizler İstanbul'da değişimi gerçekleştirmek için büyük bir inanç ve özveriyle çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kısa sayılabilecek zaman dilimi içerisinde onlarca olumsuz koşula rağmen yerel eylem planının hazırlanması başta olmak üzere Yuvamız İstanbul kreşleri 0-4 yaş arasındaki çocuğa sahip anneler için ücretsiz toplu taşıma imkanı çok dilli kadın destek hattı, kadın destek merkezi, kadın dayanışma evi gibi çok sayıda politikayı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu sizlerle de paylaşmak isterim. Içinde, bulun, i̇çinde kadın bulunmaya, bulunmayan, kadın kelimesini dahi kullanmaktan imtina eden bir noktadan, bir anlayışın var olduğu noktadan, bugün artık iklim politikaları ve yoksulluktan, yerelde güç, göç yönetişimine kadar en çok kadınların ve kız çocuklarının zarar gördüğü konularda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını, Oda alan bir yaklaşıma ulaştığımızı artık rahatlıkla söyleyebilirim. 85 bin çalışanımıza yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine ek olarak kapsayıcı belediyecilik ve kapsayıcı dil dile dair eğitimler de hız kesmeden sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştırma ve yaşamın önemli parçası haline getirme yolunda önemli bir irade ortaya koyuyoruz. İBB'ye bağlı kültür sanat kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek bir çerçeve'nin belirlenmesi, ilgili tüm kurumlarda cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık politikaları geliştirilmesi, uygulanması, takibi ve değerlendirilmesi, kültür sanat kurumlarında çalışan sektör profesyonellerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığının geliştirilmesi konusunda eğitim programları düzenlenmesi gibi. ...bir dizi çalışmada yürütüyoruz. Bu çalışmaların sektörün geneli içinde ilham verici olacağına gönülden inanıyoruz. E, Vav Dünya Kadın Festivali'nin dünyanın dört bir yanında olduğu gibi... ...ülkemizde de uzun yıllar boyunca devam ederek... ...sanatın ve dayanışmanın sınırlarını aşan enerjisiyle... ...bizleri bir araya getireceğine ve sahip olduğumuz gücü... ...bizlere hatırlatacağına inancım tam büyük emeklerle bu iki günü mümkün kılan Vav Dünya Kadınlar Vakfı'na, British Council'a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadın aile müdürlüğüne, yine bizi bir araya getiren, ilk buluşmayı sağlayan, ilk adımı atan yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan İstanbul Planlama Ajansı nezdinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. Umarım çok keyifli bir iki gün geçiririz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.